Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, oldukça zor, kısıtlayıcı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz. Evet, önemli gezegenlerin burç değiştirdiği, farklı enerjilerin devrede olduğu bir yıl 2021. Birçok açıdan da başlangıçları temsil ediyor aslında. Bunun işaretlerini 2020'nin son aylarında da hissettik. Aralık ayıyla beraber hem Satürn hem Jüpiter Kova burcuna geçtiler ve 21 Aralık 2020'de Satürn ve Jüpiter Kova burcunun 0 derecesinde kavuştular. Büyük kavuşum. Etkisi daha uzun vadeli, 20 yıllık bir döngüyü aslında başlattı. Ve 2021'i de önemli ölçüde etkileyecek bir gezegen açısı bu. Yıl boyunca Satürn Kova burcunda olacak. Aslında Satürn 2023'ün Mart ayına kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu yıl Jüpiter Kova burcunda 28 Aralık'a kadar. Sadece yaz aylarında 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında kısa bir süre Balık burcunun ilk derecelerine bir ziyareti olacak. Ardından 28 Temmuz'dan itibaren 28 Aralık'a kadar tekrar Kova burcunda olacak. Jüpiter 2022'de asıl Balık burcundaki hareketini yapacak. Evet. Yıllık yorumlarda hem Jüpiter'in hem Satürn'ün geçişleri çok önemlidir. Bireysel olduğu kadar kolektif alanda, toplum yapılarında da önemli tesirler yaparlar ve her iki gezegen sizin üçüncü evinizde olacak. Dolayısıyla Jüpiter'in büyüme, gelişme fırsatları, şans etkileriyle Satürn'ün düzen kurma, sistem kurma, sorumluluk verme ve disiplin altına alma etkileri aynı ev alanınızda olacak. Jüpiter şanslı, Satürn biraz daha hani bizim daha çok çekindiğimiz, korktuğumuz, biraz endişe duyduğumuz bir gezegen enerjisi, ama Satürn Kova burcunda da kendi yönettiği burç olduğu için çok da güçlü. Aslında iki gezegen birçok anlamda hayatımızda çok kalıcı, çok güçlü tesirler yapabilirler ve bunlar daha çok üçüncü evinizle ilgili konular. Her şeyden önce iki gezegen de hava elementinde. Hava ile ateş elementi dosttur, dost burçlardır ve siz ateş elementindensiniz. Yani açısal olarak size destek oluyorlar. Çok zorlanan burçlardan değilsiniz siz. Daha çok aslında gelişim imkanları bulabileceğiniz, yardımlar ve destekler alabileceğiniz bir yıldasınız. Üçüncü evinizdeki Jüpiter yeni konuları öğrenme, kültürünüzü geliştirme, bilgi dağarcığınızı zenginleştirme anlamında önemli olanaklar sunabilir. Satürn de bazı disiplinlerle alakalı, yine sorumluluklarla alakalı. Bu da şunu işaret ediyor. Aslında bir şeyleri öğrenme adına, herhangi bir konuda eğitime başlama adına önemli bir yıl 2021. Birçok genç yay, evet, eğitim alanında çok güçlü tesirler alacaklar ve güzel, şanslı gelişmeler içerisinde olacaklar. Ama olgun yaştaki yaylar da herhangi bir konuda bir eğitime başlayabilirler. İlgi duydukları bir konu olabilir, kişisel gelişimle ilgili olabilir, belki astroloji olabilir ki Kova burcu astroloji de temsil ediyor. Artık tüm kolektif alanda da bilimsel konuların, teknolojinin, uzayın, astronominin ve astrolojinin de çok fazla dikkat çektiği ve öne çıktığı bir süreçteyiz. Evet, böyle bir imkan, böyle bir eğitim veya hani bir merak oluşabilir sizde. Hayatınıza bunlar girebilir. Bireysel olarak kendinizi ifade etme, yazma, çizme gibi konularda mesela. Belki bir şeyleri yazmak isteyeceksiniz. Belki bir kitap yazacaksınız. Bu tarz disiplinler yine hayatınızda olabilir. Yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Daha fazla gezebilirsiniz. Seyahatlerde bulunabilirsiniz. Dijital platformlar, Kova'nın temsil ettiği dijital platformlar, gerek eğitiminizle ilgili, gerek günlük hayatınızda, kişisel ifadelerinizde, belki ticari hayatınızda daha fazla gündemde olabilir. İşinizin tanıtımı için bir internet sitesi oluşturabilirsiniz. İnternet üzerinde ticari girişimleriniz olabilir. Veya hani yeni bir bilgisayar alma, teknoloji yatırımları yapma ve benzeri konular. Bunların hepsini 2021'de deneyimleyebilirsiniz. 13 Mayıs ile 28 Temmuz arasında Jüpiter kısa süre Balık burcuna geçecek. Özel hayatınız, biraz daha duygusal konular, ailevi konularda etkisini yaz aylarında hissedeceksiniz. Bu da yaz aylarında belki aileyle paylaşımlarınızın, duygusal temaslarınızın daha fazla öne çıkabileceğini de işaret ediyor. Belki de bir emlak konusunda, bir ev yatırım ve benzeri konularda da fırsatlar getirebilir. Özellikle yaz aylarında sevgili yaylar.
2021'de Uranüs Boğa burcundaki transitini sürdürecek. Aslında yılın en önemli gezegen açılarından birisi Uranüs ile Satürn arasında meydana gelecek olan kare açı. Özellikle kolektif alanda etkili olacak bir açıdan bahsediyoruz. Yani toplumlar üzerinde, sistemler üzerinde değiştirici olan, bazı şeyleri kökünden yıkan, yenilikler getiren bir açıdır. Uranüs değişim demek, isyan demek, yenilik demek, yeni keşifler demek. Satürn de düzen, sistem, sorumluluklar ve otorite ile alakalı. Evet, biraz daha toplumsal anlamda halk hareketlerinin, ayaklanmaların, bazı huzursuzlukların artabileceği bir süreçteyiz ki bunlar tüm dünya üzerinde aslında etkili olabilir. Ekonomik sistemlerde değişimler, finans piyasalarında hareketler. Bunlar bekleyebileceğimiz konular. Hayatlarımıza bireysel olarak az veya çok yansıyabilir tabii ki. Siz bir yay olarak çok etki alan burçlardan değilsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü sabit burçlar daha stresli etkiler alabiliyorlar yıl genelinde. 6. evinizde bir Uranüs geçişi var. 3. evinizdeki Satürn'le kare açı yapacak. Sizin dışınızda biraz daha etrafınızdaki kişiler, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, iş arkadaşlarınız ve benzeri alanlarda veya onların genel düzenleri ve yaşamlarında bazı değişimlerin, streslerin oluşabileceği bir süreç aslında. Evet, bu sizin iş konularınız, ticari konularınız, çalışma koşullarınız ve hani eğitiminizle ilgili konularda bazı radikal düzen değişimleri ya da sistem değişimleri getirebilir. Bu dönemde zaman zaman özellikle Jüpiter'in ve Satürn'ün hani sizi zihinsel olarak çok uyardığı bir dönemde olduğunuz için Uranüs ve Satürn'ün yaptığı açılar zaman zaman sizi biraz stresli, biraz agresif yapabilir. Hani sinir sisteminize genel olarak dikkat edin. Uyku sorunları oluşabilir mesela. Hani genel sağlığınızla ilgili, böyle günlük hayatınızda, uyku düzeninizle ilgili, işte genel ilişki dinamiklerinizi etkileyebilecek iletişimle ilgili konularda biraz gerilimler, stresler yaratabilir. Ama her yay etkilenecek demiyoruz. Her yay aynı şekilde etkilenmeyecek. Kişisel doğum haritalarınız önemli burada. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, boğa, akrep, kova, aslan gibi burçlarda gezegenleriniz varsa evet, o zaman bu açı kalıbı sizi etkileyebilir. Ama yoksa çok da etki almayabilirsiniz. Hiçbir tesir de hissetmeyebilirsiniz. Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı yıl genelinde özellikle Şubat ortalarında, Şubat'ın 3. haftasında özellikle etkisini yoğunlaştırıyor. Haziran ortalarında yine güçlü bir şekilde bu hissedilebilir ve aralığın sonlarında, aralığın son 10 günü içerisinde yine Satürn'le Uranüs arasındaki bu gerilimli açı kendisini gösterebilir. Sevgili yaylar, bu yıl kadersel ay düğümleri ikizler ve yay burcunda olacak. Sizin için kuşkusuz önemli tutulmalar da İkizler ve yay burcunda olacak. Aslında birçok yay burcu için hayatlarında önemli farkındalıklar kazanabileceği, belki bazı konularda yenilikler yapabileceği bir süreç. Kısa döngülerde 9 yıl, uzun döngülerde 18 yıllık aralarla ay düğümleri belirli burçlarda geçiş yaparlar. Yay ve ikizler aksındaki döngüyü 2001-2002 döneminde de yaşamıştık. Bu süreçleri de şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Güney düğüm yay burcunda, kuzey düğüm ikizler burcunda ki kuzey düğüm yönü yeni genişimler konusunda hayatımızda açılımlar, yeni öğrenebileceğimiz bilgiler, hayatımıza girecek yeni kişiler, keşifler bu alanlarda daha çok destekleyicidir. Güney düğüm bir anlamda biraz belki geçmişle ilgili konuları tamamlama, bazı sonuçlar alma, belki bazı alışkanlıkları bitirme anlamında önemli etkiler verebilir. Tutulmalar bu yıl yaz ve kış, özellikle Mayıs, Haziran, Kasım, Aralık dönemlerinde yaşayacağız. 26 Mayıs'ta burcunuzda bir ay tutulması meydana gelecek yay burcunda. 10 Haziran'da ise ikizler burcunda güneş tutulması var. Yılın sonunda 4 Aralık'ta yine burcunuzda bir ay güneş tutulması meydana gelecek. Evet, Mayıs ve Haziran döngüsündeki tutulmalar, özellikle 26 Mayıs ay tutulması hem ruhsal hem bedensel genel sağlığınıza işaret edebilir. Bu dönemler, ay tutulma dönemleri, hem bedensel sağlığınız, ruhsal sağlığınız hem de sizi bir şekilde duygusal olarak etkileyebilecek konularla ilgilidir aslında. Bunlar ailevi konular da olabilir. Bu anlamda hayatınızda bazı kararlar verebilirsiniz.
bazı bitişler, bazı ayrılıklar, bazı sonlanmalar, yer değişiklikleri ve benzeri gibi konularda gündemde olabilir. Bedensel anlamda hani görünümünüz, imajınız, dış görünümünüz, belki buralarda bazı değişimler de yapabilirsiniz bu süreç içerisinde. Özellikle doğum günü 25 Aralık'la 1 Ocak arası olan yay burçlarımız ve 25 Kasım'la 1 Aralık arası olan yay burçlarımız ve yükselen burcu da yine ilk dekanda olan yay burçlarımız, yani 3 derece ile 10 derece arasındaki yay burçlarımız daha güçlü etki alabilirler 26 Mayıs'taki ay tutulmasından. 10 Haziran'daki ikizler burcundaki güneş tutulması ise hayatınızda özellikle ilişki dinamiklerinizle ilgili yeni pencereler açıyor. Aslında işbirlikleri adına evlenmek ya da bu tarz ilişkiler adına, hani sözleşmeli ilişkiler adına, ciddi ilişkiler adına bu güneş tutulması size yeni kapılar açabilir. Birçok yay aslında bu yıl, özellikle yılın ikinci yarısıyla beraber evlilik kararları da alabilir. Veya hani geçen yıl meydana gelmiş konular bu yıl hayata geçebilir. Geçen yıl özellikle yıl sonuyla, yılın sonbahar döngüsüyle birlikte başlamış ilişkilerinizde bu yıl evlilik kararları alabilirsiniz, imzayı atabilirsiniz. İşbirlikleri ve ticari oluşumlar adına da destekleyici aslında. Bu Mayıs'la Temmuz arasındaki dönem, bu tutulma döngüsü önemli kararlar verdirebilir size. Yine 4 Aralık'ta burcunuzda bir güneş tutulması var sevgili yaylar. Özellikle doğum günü 1-10 Aralık arası olan yay burçlarımız ve yükselen burcu özellikle 10-15 derece arası olan yay burçlarımız daha güçlü tesir alıyorlar. Bu tutulmayla da birlikte yine gerek ilişkilerinizle ilgili, gerek kariyerinizle ilgili hayatınızda bazı açılımlar olması, bazı başlangıçlar yapmanız, girişimlerde bulunmanız mümkün görünüyor. 2021'i kısaca özetlersek, burcunuzda meydana gelecek güneş ve ay tutulmaları, ay düğümü geçişleri, hayatınızda daha kadersel bazı etkilerin olabileceğini, bazı kapıların açılabileceğini gösteriyor. Evet, özel ilişkilerinizle ilgili veya iş hayatınızda size yeni kapılar açabilecek önemli kişilerle tanışabilir, ilişkiler adına önemli kararlar verebilir, imzalar atabilirsiniz. Bu bir evlilik de olabilir, işbirliği de olabilir. Özellikle tutulma döngüleri, Haziran ayı ve yıl sonundaki Aralık ayındaki tutulma döngüleri bu anlamda çok daha güçlü tesirler getiriyor. Yeni şeyler öğrenebileceğiniz bir dönem. Evet, yeni disiplinler, işinizde belki yeni teknolojiler, yeni açılımlar yıl genelinde gündemde olabilir. Eğitimle ilgili şanslı bir yıldasınız. Birçok yay için yeni okul hayatı, yeni bir bilgiyi öğrenme, yeni hayatına yeni bir disiplini taşıma adına 2021 çok faydalı ve çok destekleyici olabilir. Bu yıl özellikle yakınlarınızdaki kişilerle ilgili ilişkilerde, belki kardeşleriniz, belki komşularınız, belki bir akrabanız, onlarla kurduğunuz ilişki dinamiklerinizde zaman zaman bazı stresler oluşabilir veya onların hayatındaki değişimler nedeniyle, stresler nedeniyle sizin bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. Bunları dönem dönem biraz daha sakin ve sağduyulu bir şekilde ele almanız, daha olgun davranmanız gerekiyor sevgili yaylar. Her yay aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen bu özellikle kişisel doğum haritanız çok önemli burada. Biz her zaman olduğu gibi bu yılda günlük, haftalık, aylık videolarımızda ayrıntılı yorumlarla size yol göstermeye devam edeceğiz. Bu yorumlarımızı kişisel doğum haritalarınıza göre takip ediniz ve yorumlayınız sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.